Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar bugün ayın 25'i, 25 Haziran 2024, pazartesi değil, salı günü pazartesi dersek saçmalamış oluruz yani. Bugün salı oldu artık. Salı günündeyiz arkadaşlar, değil mi? Salı bugün, evet. Şimdi Sesli Gazetemize geçeceğiz arkadaşlar. Her zaman olayım. Bakalım bugün abone sayımız kaça düşmüş? Çok merak ediyorum ya. Bakmadım. Bugün hiç bakmadım abone sayımızın kaça düştüğünü. Hemen bakayım abone sayımız kaça düşmüş. 69.947 olmuş arkadaşlar. Siz bunu bir şey yapın ya, onu biraz itekleyin de bari 69.900'den aşağıya düşmesin. Like'larınızı falan da atın. Ya aman atan atsın, atmayan atmasın ya, biz burada zaten. Neyse, ben Sesli Gazete'ye geçeyim canım arkadaşlarım. Şimdi Sesli Gazete'de bir sürü haber var. Bir sürü haber var ama. Sondan mı başlayayım, baştan mı başlayayım bilemedim ben. Bilemedim ben onu. Şimdi baştan, ben en son gördüğümden başlayayım arkadaşlar. Bakalım, haber okuya geldik. Şöyle yaparsak, evet. Şimdi arkadaşlar, Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine karar verilmiş. Hadi hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Çıktıkları gibi kaldıkları yerden devam ederler. Çünkü onsuz yaşayamazlar muhtemelen. Onu tattıkları için onları, yani tekrar elinden bazı şeylerin alınmış olsa dahi, gidip onu tekrar elde etmek için bin takla atacaklardır diye düşünüyorum. Bunlar işte çıkmışlar dışarıya. İçeride yine her zaman olduğu gibi masumlar, analar, çoluk çocuk, loğusa kadın, yaşlılar, onlar kalmaya devam ediyorlar. Neyse, yine tek tesellimiz bu adamların, hani ne bileyim, tecavüzcü katil falan değiller yani. İşte kara para aklama, o parayı nasıl gazalıyorlar, nasıl çalıyorlar falan, onlar yani. Çıkmışlar yani artık. Zaten bunun üzerine de şimdi kitap yazarlar ha. Vallahi kaç sene kaldı bu? Bir sene kaldı mı hapiste? Kalmadı belki de yani. Şimdi biz şöyle acılar yaşadık, şunlar ya. Tabii ki, tamam, onu da küçümsemiyorum yani. Oraya giren bir insanın psikolojisini de, neler neler var. Abdullah Sinan şey. Ha, şimdi bu kadın arkadaşlar, bu kadının videosu için ben bu videoyu şey yapmışım. Bu kadının kim olduğunu biliyorsunuz. Sinan Çetin dedim geçen. Sinan Ateş. Sinan Ateş'in şeyi. Teşekkür ediyorum Melodik Gürültü bunun için. Sinan Ateş'in karısı. Yani kadın konuşuyor da, bak. Bak. Hani dedin ya, bir suç örgütü var. Evet. Aslında emniyetin de içine sızmış, yargının da içine sızmış. Şeylerden bahsediyor. FETÖ'cüler varmış. FETÖ'cüler çok güçlülermiş bunlar. Bunlar devletin içine sızmışlar. Hala çok güçlermiş. MHP'nin de içine sızmışlar diyor. Ya şimdi tamam, bunlar suç örgütüyse bir suç örgütü başka bir suç örgütünün içine niye sızsın ya? MHP zaten suç örgütü. Yani kim sızabilir yani? MHP'den daha büyük bir suç örgütü mü var? Var. AKP var. MHP ve ülke ocaklarının da içine sızmış. Ülke ocakları lan, bu da çete yani, onun içine niye sızsın yani? İçeride bir bilek güreşi var. Doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün bilek güreşine. Yani bunlar iyi taraftalarmış. İşte kocasının olduğu taraf. Bu kocası da böyle abuk subuk işler yapan, işte FETÖ borsası bilmem ne filan kurmuşlar. Kafalarına göre kim FETÖ'cü değil ona karar veriyorlar. Kimin ayağını kaydırmak istiyorlarsa ona FETÖ'cü diye işte bir damga vuruyorlar, bir etiket yapıştırıyorlar falan, öyle bir komisyon. Yani düşün, hukukla falan hiçbir alakası yok böyle. 3-5 tane serkeşe vermişler. Siz bunları yapın demişler. Onu yapıyorlar, onun başında kendi aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı işte MHP'liler, neyse işte ülke ocakları bilmem ne, adamı öldürüyorlar. Olay bu. Hepimiz canlı canlı şahit oluyoruz. Bunlar hala bu yapının içerisinde çok güçlüler. Çok güçlü bir örgüt var karşımızda. Bir suç örgütü var. Ve ben bu durumu böyle değerlendiriyorum. Yani her şeye rağmen devlete kafa tutuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsının iktidarına kafa tutuyor. Bak, burası çok önemli. Çok çok önemli burası. Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarına kafa tutuyorlar diyor. Lan senin kocanı öldüren zaten bunlar. Metin'in liderinin bundan haberi yok mu yani? Buna göz yummadı mı? Lan gitti, yanına bir şeyler konuştular. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Kimi suçlayacağını da bilmiyor. Yazık bir durum yani bu. Çok yazık. Her şeye rağmen. Yani burada bu mesaj da yerine ulaşıyordur eminim. Bakın buradaki bu en son attığı tweette, okuduğum tweette
aslında şeyi çok net gösteriyor. Burada bir itiraf var. Biz daha ilk günden beri şunu söylemiştik. Bunlar Ülkü Ocakları ve MHP'nin içine sığınmış bir suç örgütü. Tamam, aynı şeyleri saçmalıyormuş yani. Neyse, devam edebiliriz arkadaşlar. Haber çok. Şu çok güzel bir kareydi. Özgür Özel'in şöyle bir fotoğrafı çıktı arkadaşlar. Yetmiyormuş gibi ümmetinin liderinden başlayan bu İskoç desenli şey, neyse işte bu ceket. Davutoğlu'nun giydiği biraz çuval gibiydi, içinde kayboluyordu. Veya Davutoğlu küçük olduğu için içinde kayboluyordu. Binali Yıldırım, lan bunu giyerken kimse mi seni uyarmıyor Özgür Özel? Değil mi? Yani bilerek giyiyorsan onu da bilmiyorum. Olabilir mi? Bilerek böyle ben bunu giyeyim, hani bir mesaj vereyim falan gibi. Siyasette yumuşama falan dediler ya, böyle bir kampanya başladı. Yani başlatmışlardı. Özgür Özel de bunu giymiş, fotoğraf çektirmiş. Onun haberi de var aşağıda. Lan kardeşim, bir giydiğinize, ne içtiğinize, ne yediğinize bir dikkat edin ya. Göz önünde insanlarsınız yani. Kameralar var, bilmem neler. Yani hiç mi demedi lan ben şimdi bunu giyersem böyle bir tuhaf olur falan diye. Gariban ya. Evet, neymiş? Kenya'da göstericiler yüksek vergi zamlarını protesto etmek için parlamento binasını yakmış arkadaşlar. Kenya'da. Kenya, Fransa'da olsa yakarlar. Bak, Fransa'da olur bu. Yani Kenya'da adam hayat pahalılığından, bilmem yüksek vergi zamlarından protesto ediyor. Protesto. Protesto ediyor yani. Edebiliyor yani. Protesto ediyor, gidiyor binayı yakıyor yani adamlar. Bizde kimse protesto etmiyor. Herkes memnun hayatından. Herkes hayatından memnun. Bizde hiç böyle şeyler olmuyor yani. Yani Kenya dahi olamıyoruz. Kenya kadar bile olamıyoruz. Ha, gitsinler vergi binasını yaksınlar demiyorum ama en azından ne bileyim yani. Evet, bu da saçma haberlerimizde bir sonraki haber. Singapur'da kumarhanede 4 milyon dolar kazanan adam heyecandan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Yani 4 milyonun üzerine de böyle bir 4 milyonluk kalp krizi geçirmiş adam ya. Yani demek ki kazanmadan önce bazen de kaybetmeyi bilmek lazım yani. Ya şimdi oldu mu lan? 4 milyon boşa gitti yani. Ya ben ölsem, ölürken bilincim açık olsa düşünürüm yani 4 milyon boşa gitti falan diye. Çok kötü olmuş bir ya. Vallahi bilmiyorum, siz olsaydınız ne yapardınız? Gestapo şefinin oğlunun şirketinin hiç vergi ödemeden 3 yılda 4900 büyüdüğü açıklanmış arkadaşlar. Flash Haber bunu şey yapmış. Vergi levha sorgulamasından, internetten baktığın zaman bunu görebiliyormuşsun. Şimdi haberde tuhaf olan, ben anlamadım yani nesi tuhaf bu haberin. Yani Süleyman Soylu'nun oğlu bir de vergi mi verecekti? Yani tamam, çalmalarına bir şey diyorsunuz, bir de vergi mi versinler yani bu adamlar? Bu adamlar bunun için burada. Yani 3 senede, bir de onun kendi şirketi var. Şey, asürans, sigorta şirketi var. Kim bilir o ne kadar büyüdü, neler yaptı, neler çeviriyor bu adamlar. Vergi vermemiş. Biz de bunu haber mi yapacağız ya? Tabii ki vermeyecek. Devir onların devri. Ne verecekler? Devletin malı deniz yemeyen AKP'li. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, yurt dışı çıkış harcı milyon dolarlık villalarda oturanların sorunu demiş. Abi eşşoğul eşek, yurt dışına öğrenci de çıkıyor, işçi de çıkıyor, herkes çıkabiliyor yani. Yani istiyor ki yurt dışına garibanlar falan çıkamasın, zenginler sadece çıkabilsin. Onların da zaten böyle bir sorunu yok. O kadar mendebur bir herif ki yani bu saçmalığı savunabilmek için böyle bir argüman geliştiriyor sığır. Maliye Bakanlığı yurt dışı harcını bu burjuva dostu CHP'lerin isteği üzerinde 1500 TL'nin altında belirlerse onlara da yazıklar olsun diyor. Ya ben bir şey diyemiyorum ya. Vallahi billahi bir şey diyemiyorum. Ağız dolusu küfür etmek istiyorum ama canlı yayındayız. Yani kesip onu silemem de. Hani bir öfkeyle böyle küfür edeceğim. Ondan sonra onu bir normalde siliyordum yani. Şimdi küfür ediyorum ama burası küfürlü oldu, burayı silelim falan diyordum. Yani şimdi onu da yapamam. Geçiyoruz. Özgür Özel'den geçinemeyenler için miting çağrısı. Zammı söke söke almak için Gebze'ye gelin diyor. Ben Gazze'ye gelin. Gebze'ye gelin. Tamam. Yani her şey tamamına erdi. Özgür Özel bunu da söke söke almak için Gebze'ye gidecek. Yani her şeyi söke söke aldığı için Özgür Özel.
Yani sözünün eri bir adam olduğu için muhtemelen bu protestodan sonra işte zammı söke söke alacaklarmış ya, giderler bu işi de hallederler, zamlar geri çekilir, muhtemelen öyle bir şey olur diye tahmin ediyoruz. Cem küçük ama mide bulandırıyor bu pislik, biliyorsunuz. Çıkmış yine piyasaya, demiş ki yeni vergi paketi eğer cayılmazsa harika olacak diyor. Bir yukarıdaki o sığır, bir de bu cayına da mükemmel olacak diyor. Mükemmel, milleti çok pis geçireceğiz yani. O kazıkları öyle yağlayıp yağlayıp millete, halkımızı sokacağız yani biz. Böylece herkes vergi verdiğini hissedecek. Ne oldu, bugüne kadar hissetmiyor muydu millet? Ha, falafaş olduğu için hissetmiyor olabilir yani, o kadar giren çıkandan sonra. Ulan vergiyi almıyor muydunuz zaten fakir fukaradan? Yani millet vermiyordu sanki, hissetmiyordu. Ya ben hayatımda bir boşluk var yani, bir vergimi versem ne yapsam filan mı diyordum millet. Puşta bak ya, herkes vergi verdiğini hissedecek diyor. Sizinkiler niye vermiyor? Adam %4900 söyleyemiyorum da onu, yüzde değil mi, 4900 büyümüş. 3 yılda vergi vermemiş. Bu puşta çıkmış diyor ki herkes vergi verdiğini hissedecek. Sizinkiler hiç hissetmiyor bunu. Benzine 2 TL, motorine ise 1.68 TL zam gelmiş. Millet vergi verdiğini hissetsin artık yani, öyle hissetmeli yani. 2 TL nedir canım? O kadar size giren kazıktan sonra 2 TL'nin lafı olmaz yani, bunun da lafını etmeyelim yani. Evet, Fatih Altaylı ne demiş? Bunu daha önceden yapmıştık. Şu anda Avrupa Kupası maçları var. Bu Avrupa Kupası maçlarının arası, işte o devre aralarında falan reklamlar çıkıyor. Orada Coca-Cola'nın reklamı yapılıyor cayır cayır. Ama AKP yanlısı, işte faşist, İslamist bilmem ne herifler de toplanıp Starbucks basıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar işte Diyarbakır'da o hadise de var aşağıda. Burger King'i falan basmışlar. Oradaki insanları darp ediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, neyse bir sürü zorbalık yapıyorlar. Neymiş onlar, şeymiş işte onlar kapitalist sistemin, işte İsrail'e destek veren kapitalist sistemin bilmem neleriymiş falan. Bu arada hiç kimse, bu heriflerden hiç kimse çıkıp demiyor ya TRT'nin, biz bunları yaparken, böyle aptalca eylemler yaparken TRT'mizin Coca-Cola reklamı yapması kabul edilebilir bir şey değildir falan demiyorlar. Çünkü o kadar kafa yok zaten. İktidar yanları ise bu duruma sessiz, ne de olsa siyasal İslamcılar iman ile cüzdanı farklı ceplerde saklıyorlar. Fatih Altaylı, Fatih Altaylı olalı güzel bir şey söylemiş. Şimdi Faruk Çelik demiş ki, ama gıcık oluyorum ya, böyle geliyor ya bu kardeşim, sen niye bilmiyorum lan. Faruk Çelik demiş ki, İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar, etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Sanki bunlar hiç talimat almayan adamlar. Bu cümleden itibaren tweetin gerisini okumaya gerek yok. Ya vallahi gıcık oluyorum. Gerçekten Twitter'ın bu yönü çok saçma arkadaşlar. Basıyorsun, niye gidiyor ya? Evet, şimdi buna basıyoruz. Bak yine gitti. Niye gitti? Beni çünkü sinir etmek için yapıyor sizin karşınızda. Tekrar basıyorum. Gel Allah'ın cezası ha. Şimdi bunu retweet yapıyor Mehmet Şimşek. O da diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız tamam, tensipleriyle kabul ettiğim, yani o tensip buyurmasa ben siktirin gidin lan filan diyeceğim yani. O dediği için bana yani. O lütfediyor. Ben de o lütuf karşısında yani iki büklüm olup kabul edip CHP'lileri ağırlıyorum. Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede namazlar kaçmamıştır inşallah. Gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektif desen var. Şeffaflık desen o da var, bir şekilde kendilerini anlattık. Önerilerini demokratik, nezaket, ekonomik, mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomik programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. PowerPoint.
Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez diyor. Ulan Türk memleketi anormal hale siz getirdiniz. Bir de neyin normalleşmesini başkasından bekliyorsunuz? Hıyar herifler ya. Ya bu da normal gibi mesaj atıyor adam ya. Normal mesaj atıyor yani. Heyvan. Siz de bir gidin ya. Bir gidin. Evet. Evet. Grup toplantısını oturarak gerçekleştiren Devlet Bahçeli'nin salondan çıkarken zortladığı görülmüş arkadaşlar. Çok zortlamış. İnşallah en kısa zamanda geberir. Ya dünya gözüyle görmek istediğim şeylerden bir tanesi. Yani bir piramitleri görmek istiyorum. Bir de bu adamın geberdiğini. Ümmetinin lideri olur. Fark etmez yani. O silsileden gidebilir yani. Bu adam ölmüş. Hani Brezilya'da bir tane kadın dedesini mi amcasını mı ne? Ölmüş yani. 2 saat olmuş. Taze daha. Bankaya kredi çekmeye getiriyor ama ölmüş adam. Onu sosyal medyada görmüşsünüzdür. Ben Devlet Bahçeli için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani öldü. Onu sanki bir şeyle yürütüyorlar gibi bir hisse kapılıyorum bazen. İnsanlar şurada olmak bile utanç verici değil mi? Yıllar sonra düşsen ya bu dinozorun arkasında bunu dinlemek için gitmiş benim annem babam oraya bir de onu alkışlamış falan desen yani o ailenin o anne babanın nüfusundan çıkmak istersin yani. Evet. İçişleri Bakanı Hakan Fidan, yok bu Dışişleri Bakanı pardon, 3. Dünya Savaşı riski var demiş. Bunu pek çok yerde gördüm. Yani saçma sapan bir şey de olabilir. Bunu söylememiş de olabilir. Ama söylediğini farz ediyorum ben. 3. Dünya Savaşı riski var demiş. Yani ne yapıyor? Ona mı hazırlık yapıyorum? İHA'lar, SİHA'lar falan ondan dolayı mı? Ne yapacaksın? Yani senin 3. Dünya Savaşı için planın ne? Mesela Suriye'den 4 tane füze attırmak olabilir mi mesela? Öyle bir şey deneyebilirsin yani. Ne bileyim bir faydası olabilir belki. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eğer para basmak fakirliği bitirseydi diploma basmak da aptallığı bitirirdi demiş. Yani şimdi sen niye öyle diyorsun ki Javier Milei, hiç hoş olmadı bu. Şimdi diploması olan var olmayan var yani. Sen şimdi böyle niye söylüyorsun? Ayrıca şey, aptallığı bitirirdi. Onun için, belki ümmetin lideri onun için diplomasını çıkartmıyor. Yani o bitmemesi için olabilir bu. Ülker'in Ece çikolatasını satın alan bir tüketici, çikolataların içerisinde fındık olmadığını fark etti. Oysa ambalajdaki görselde çikolataların içerisinde fındık olduğu görülüyor. O fındık değil, o fındık tozu. Tozunu göremezsin yani. Fındığı ezip toz olarak içine katıyorlar. Ondandır böyle bir bizim ülkemizde ayıplı ürünler falan öyle şeyler olmaz arkadaşlar. Yapmayın, orası Müslüman ülke, öyle şeyler yok. Lütfen. Bu yalan haber. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması. Ara zamda çalışma yok. Çalışma yok. Neydi çalışma yapıyorsunuz siz? Çalışma yaptığınız bir alan var mı yani? Şu alanda çalışma yapıyoruz falan dediğiniz bir alan. Sanki o alanda çalışacaktı. Çalışma yok falan. Evet, bu ne? Mültecilerin, Hakan Fidan yine karşımıza çıktı. Mültecilerin geri dönmesini önemli görüyoruz. Önemli görüyoruz da işte gönderebilmemiz. Bu zamandan sonra artık gönderilir mi onlar? Yani dönmesini önemli görüyoruz ama dönmeseler de olurlar ya. Aman şurada kaç milyon? 6-7 milyon mülteci var. Yani önemli görüyorsun da saraydaki tanrına söyleseydin biz önemli görüyoruz ama Afganistan'la niye şeyi... vize anlaşmasını şey yaptığında bundan sonra artık vizesiz gelebilecek bu Afganlar falan diye sordun mu ona? Demin Türkçe dersim vardı, o bir Fransız bir çocuk var, ona ders veriyorum. O derste bir diplomatik, işte Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı'nın diplomasi sayfasında Türkiye'den işte alınmış bir köşe yazısı, BBC News'ten galiba. Orada işte bu Afganistan'da Taliban'ın gelmesiyle İşte Türkiye'nin tutumu falan diye orada bir şeyler yazıyordu.
Şimdi bunu da bu Afganistan meselesinde vizenin kaldırılmasını da sanki ne bileyim Amerika'nın veya işte Batı dünyasının, Batı politikasının Tayyip Erdoğan'a baskı yapıp biz senin ne bok yediğini biliyoruz. Şimdi sen Afganistan'la vizeyi kaldır, Afganlar sizin ülkeye gelsin demesi gibi olduğunu düşünüyorum. Yoksa düşünen, yani kafası çalışan bir adamın yani entelektüel zekasının ne bileyim %1'ini, binde birini kullanan bir adamın Afganistan'da vizeyi kaldırması şey değil yani. Ne diyorum ben ya, saçma sapan konuşuyorum. Neyse. UEFA ve Berlin Hakan Şükür'ü zirveye çıkararak ne yapmak, nereye varmak istemektedir. Hakan Şükür paylaşmış bunu. Şey oluyor arkadaşlar, bu Berlin'de bir meydanda şey açılmış, işte Avrupa şampiyonalarında işte takımların attığı işte goller, rekorlar, bilmem neler filan, onları orada tabii Türkiye adına işte açılan panoda da en çok golü Hakan Şükür'ün attığı filan yazıyor. Ondan sonra da Almanya terörizme destek veriyor deyince anlamıyorlar işte. Bak, Hakan Şükür gibi bir terörist de böyle destek veriyor ya Almanya. Olmadı şimdi, bu ümmetin lideri bundan memnun olmaz. Sakarya'da bir şahıs yolda yürürken sebepsiz yere palmiye ağacını yaktı. Sebepsiz yere. Türkiye'de zaten her şey sebepsiz yere oluyor. Adam yakıyor gidiyor. Piroman. Türkiye'yi yakan da var bir tane, sebepsiz yere. Yoktu bir sebep yani. Var aslında, onun için sebebi vardı. Adam hırsızlıkları yakalanınca mecbur Türkiye'yi yaktı, bu adamın palmiyeyi yakması gibi. 17-25'tir bilmem nedir, 15 Temmuz'dur anasını ağlattı. Evet, şöyle de bir haber görüyoruz. ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Yani bu limiti müşterilere verdiği için değil banka. Yani para artık o kadar değersizleşti ki. Yani eskiden 10 bin liraya aldığınız şeyi artık 20 bin liraya alıyorsunuz. Enflasyon da var tabii ki. Dolayısıyla daha fazla para çekmeye ihtiyacınız doğuyor. Harcama yapmanız için de para çekeceksiniz falan. Dolayısıyla 20 bin TL'ye yükselmiş. Yani bu kötü bir şey aslında. Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kişi başı aylık gelirin 116 bin lira olduğunu açıklamış, bu sığır. 100 bin liramız nerede? Asgari ücretli soruyor. İktidara göre kişi başı 116. Yani bunu yıllık demek istemiştir belki de, yıllık mıllık değildir yani. 116 bin, 20 bin desen ha olabilir yani, yıllık demek istemiş olabilir yani, aylık demiş onu. Neyse, çok üzerinde durmaya gerek yok. Dünyanın parasını verip gidilen hacda insanlar Arap çölünde ölüyorlar ve Araplar cesetleri çöp bidonlarının yanına atıyor. Mükemmel bir din, harika bir ibadet. Şimdi bununla tabii direkt bir bağlantı kurmak da ayrı bir şey. Ben dinler arasında öyle bir şey yapmıyorum. Ama bu Suudi Arabistan'ın saçmalığı. Bunu gördüm, daha önce de gördüm. Ben bunu biraz yukarıya çekeyim de şimdi YouTube'dan görüntülerden dolayı şey yemeyelim. Pislik içerisinde. Bunlar o kadar çok şeye para harcıyor ki, bu işte Suudi Arabistan'dır bilmem ne de, o kadar saçma sapan şeylere para harcıyorlar ki asıl mesela Suudi Arabistan gibi bir ülkede asıl kalem olan, yani işte o kadar hacı geliyor senin ülkene değil mi, olan oraya bir bak yani, ya bir bak yani, ya arkadaşlar, çeşmeden akan su deniz suyu ya, yemin ediyorum, çeşmeden akan su deniz suyu yani. Lan her şeye para harcıyorsunuz yani. Gırtlağınıza kadar petrole şeydesiniz. Lan bu kadar mı acizsiniz yani? Bu kadar mı iş bilmez adamlarsınız? Çöle şey yapıyormuş, o işte ayna gibi bir böyle uzunlamasına çok gereksiz, dünyanın saçma sapan projesi başlamışlar bir de onu yapmaya çölde. Çölde 100 kilometre uzunluğunda mı ne? Bir şehir gibi bir şey yani, böyle tek hat üzerinde bir şey inşa ediyorlar biliyorsunuz. Böyle gereksiz saçmalıklara harcayacağına insanlar sıcaktan ölmüşler yani. Bazı zincir marketler kasadan nakit ödemeyi kaldıracaklarını bu yazı ile duyurdu. Sevgili müşterilerimiz, tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi banka kartı ile ödemeye geçilecektir demiş. Enteresan. Enteresan. AKP'den milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat ihale şampiyonu oldu. İşte bu bizim istediğimiz, görmek istediğimiz haberler bunlar ya.
12 yılda kamudan yaklaşık 10 milyar TL'lik ihale aldı. Aslanım benim ya. O almayacak da kim alacak yani? Süleyman Soylu'nun, Gestapo şefinin oğlu vergi vermeyecek de kim vermeyecek? Öyle olmadı. Vermeyecek. Vergiden kaçırmayacak da kim kaçıracak yani? Öyle diyelim daha doğrusu. 10 milyar TL'lik ihale dedi. Ziver İnşaat. Çok iyi. Bunlar da hep aday adayı olanlardı. Geçen bir tane daha vardı. İki tane böyle devletten kamu ihalesi almış adam. İhya etmiş tüm sülalesini. O da aday adayıymış. Bak aday adayları böyle yani. Götü boklu aday adayı bunlar. Aday dahi olamamışlar. Seçilememişler dahi. Kim bilir? Aday olmuş olanlar. Seçilmiş olanlar. Milletvekili olmuş olanlar. Bakan olmuş olanlar. Nasıl ırzına geçiyorlar ekonominin, hırsızlığın. Onu da elinde de tabii görüyorsunuz. Hümetinin liderinin kitabı. Promosyonunu yapıyor. Yani promosyonun karşılığında ödül olarak kendisine ihale veriliyor. Sen bizim kitabımızın böyle promosyonunu yap. Ne kadar çok yalaka olursan o kadar çok ihale alıyorsun. Şöyle bir şey olmuş. Kütahya Tavşanlı'da şunu dinleyelim birlikte. İnsanlar zorla tımarhaneye koyan bir şebeke arkadaşlar. Bakalım ne diyor burada teyze. Kimlere? Bizzat. Bak. Lütfen tüm Türkiye benim sesimi artık duyun. Dağçeşme Mahallesi'nde 75 yaşında dayım ve annemle yaşıyoruz. Maalesef Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Gökşen Bayram zenginlere bizzat taraf olmuşlar ve ilçe sağlık müdürlüğündeki Fırat'la görüştük. Yine zenginlere taraf olmuşlar. Birçok insan böyle fakir fukaralar, köylerdekiler tımarhanelere kapatılıyor. Ve beni de zorla carbi tımarhaneye kapatacaklar. Delilerin arasına kapanmak istemiyorum. Tımarhane köşelerinde olmak istemiyorum. Tavşanlı'da ne derleme var, ne denetleme var. İki dakika. Neyse bu kadar uzatmaya gerek yok da. Şimdi bunun şeyliğini bilmiyorum yani gerçekliğini falan bilmiyorum ama insanlar artık işte telefonları aracılığıyla seslerini bir yerlere duyuramadıkları için bunu bir şekilde duyurmaları lazım ve sosyal medya aracılığıyla yapıyorlar. Türkiye gibi bir yerde böyle bir şeyin olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bunun mesela işte Rabia Naz cinayeti vardı biliyorsunuz. Yani cinayet diyorum artık çünkü sorumlusu bulunamıyor. AKP'liler bunun üzerine gidip kızın babasına, işte akıl hastanesine kapatıyorlar falan. Bunlar yaşandı biliyorsunuz Türkiye'de. Bunun gibi bir iki tane olay var. Böyle bir şeyin de Türkiye'de, Tavşanlı'da olması çok normal. Ne bileyim her şey olabilir. Yani bak şimdi sallıyorum yani. Tavşanlı'da akıl hastanesini kapattığınız her insan için bir prim de alabilirler bunlar. Bilmiyoruz yani. Böyle şeyler mümkün. Daha neler neler olacak onları da maalesef göreceğiz. Yusuf Tekin, çocuklarımıza Finlandiya'daki bir veli gibi mi davranıyoruz? Sen Finlandiya'daki bir eğitim bakanı gibi mi eğitim bakanlığı yapıyorsun? Eşyol eşek. Yoksa git başımdan biraz işim var mı diyoruz. Başka ülkedeki gibi her akşam çocuklarımızla beraber kitap mı okuyoruz yoksa? Değil mi? Bütün AKP'liler, bütün o AKP'li aileler falan onların hepsi istisnasız. Onlar hep çocuklarıyla kitap okuyan aileler. Tabii onların bir kitap okuma saati var. Oturuyorlar böyle açıyorlar. Çocuklarıyla kitap okuyor. Çok bilgili. Çok bilgili, çok yüce insanlar zaten onun için. Onun için gidip AKP'ye oy veriyorlar. Evladım sen kitap oku, biz televizyon seyredelim mi diyoruz. Yani şu dediği şeylerin hiçbirisi AKP kitlesinin %99.99'unda olmayan hasletler. Bu da sanki kendisi pezevenk Finlandiya, İsveç Milli Eğitim Bakanıymış gibi bir de ahkam kesiyor yani. Şöyle yapılsın, böyle olursun. Lan ne verdin de ne istiyorsun? Hıyar. Anasını ittiniz. Memleketin eğitiminin bilmem nesinin. İçinden geçtiler. Puşt bir de çıkıp konuşuyor. İşte bu ha Ayşe Ateş'le görüşmesinde bu güzel ceketi giymiş. Sevgili Sayın Özgür Özel. Ne demiş bu da? Sayın Özel duruşma günü, Ayşe Ateş tabii bunu paylaşıyor. Duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti. İşte yalan o. Yalan. Türkiye'de
Ya çözülemeyen 50 tane cinayet var yani. Al Hrant Dink katili tespihle giriyor yani içeri. Ne yapmış Özgür Özel bunun için? Tespihle girer mi ya filan diye bir tweet atmış mı yani Özgür Özel? Ben görmedim Özgür Özel'in öyle bir tweet attığını. Hrant Dink'i öldürmüş adam tespihle giriyor filan. Çıkıyor elini kolunu sallaya sallaya demiş mi? Ya sen senin kocan için bunu yapacağını mı düşünüyorsun? Bu kadar da saf. Evet, bu neymiş? İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Diamond Tema hadisesi bize neyi gösterdi? Türkiye'de rejim değişmiş, Türkiye'de fiili bir şeriat rejimi var. Hadi canım. Ah, öyle bir şey olamaz ya. Öyle bir şey olamaz yani. Türkiye'de rejim mi değişti ya filan diyor işte adam konuşmasında diyor yani bu ne olmuş diyor. Bu Diamond Tema hadisesi bize neyi öğretti, neyi gösterdi, neyi hissettirdi? Galiba rejim değişmiş ya. De facto bizim haberimiz yok yani. De facto rejim değişmiş. Kendiliğinden. De facto rejim değişmiş kendiliğinden. Fiili durum. Rejim mi değişti ya filan. Ya tamam yani sen de hani biraz yani biraz anayasa çiğnenmiş olabilir yani. Ne bileyim öyle haksızlıklar, hukuksuzluklar, tek adam rejimi böyle bir oturmuş gidiyor falan olabilir yani de. Yani o kadar da yüklenilmez yani. O kadar da yüklenilmez yani. Hani rejim değişse ne olacak? Değişse ne olacak yani? Helali hoş olsun ya. Ayasofya sonuçta ibadete açılmadı mı? Tamam sorun yok. Deniz Yavuz Yılmaz kim bu lan? Ha, AK Parti'nin DEDAŞ'ın bir dakika geçemiyorum. Ha şöyle yürütürsem evet. AK Parti'nin DEDAŞ'ın devlete olan ABD doları cinsinden özelleştirme borcunu TL'ye çevirip 6 taksit yaparak borcun %20'sini buharlaştırdığını tespit ettik. Arkadaşlar çok güzel. AK Parti'nin DEDAŞ'ın devlete olan ABD doları cinsinden özelleştirme borcunu TL'ye çevirip 6 taksit yaparak borcun %20'sini buharlaştırdığını tespit ettik demiş. Mükemmel. Şimdi bu herifler şey alacakları zaman, devletten alacakları zaman mesela işte neydi bu işte geçiş garantili köprüler, havalimanları bilmem neler falan var ya. Onlardan hiç taviz vermiyorlar. Onları tıkır 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 dolar euro cinsinden alıyorlar yani. Bunlar çıktı böyle çıkıp şey diyorlar ya işte Türk lirasına geçelim, Türk lirasına geçelim filan. Ama onlardan hiç böyle şeylerini, istiflerini bozmuyorlar. Oradan dolar euro almaya devam ediyorlar. Hiç onda bir problem görmüyorlar. Ama DEDAŞ'ın işte devlete olan borcunu ne oluyorsa 6 taksit yaparak bir de ABD dolarından TL'ye çeviriyor. Burada da aşağıda da belgelerini koymuş. Asıl kamu zararı 2 milyar 498 milyon TL. Kararın altında dönemin başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in de imzası var. Sana bu adam bize tasarruf yapma hikayeleri anlatıyor. Şöyle tasarruf yapacağız. Bu 2 milyar 498 milyon devlete kaçtı. Bu 2 milyar 498 milyonu bir yerden çıkartmaya çalışıyor. Ne yapıyor? 1500 TL'ye 150 liralık pulu çıkartıyor. Sırf bu 2 milyar örnek yani 2 milyar 498 milyon TL'yi tekrar çıkartabilmek için. Başka bir çaresi yok, başka yolu. Ha bu 2 milyar 498 milyon adam yukarıda diyor ya %20'si buharlaştı. Evet buharlaştı kasadan çıktı gitti de bu başkasının cebine buharlaştı oraya girdi. Yok olmadı yani bu. 2.400 bilmem 2 milyar 498 milyon TL. Birileri fakirleşirken devletin kasasından çıkarken birileri zenginleşiyor. Dünyada bu böyle. Türkiye'de çok daha bariz. Mehmet Şimşek de gitmiş buna imza atmış. Güzel iyi devletimize iyi kazık soktunuz. Ben de ekonomi bakanı olarak bundan çok memnunum. Böyle kazıkları sokmaya devam edin filan demiş. Malikane Sinan Oğan'ı kesmemiş. Çankaya'da lüks konut dağılmış. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen seçimden 1,5 ay sonra Çankaya'daki Beysu konaklarından lüks daire almış. Tapusu burada diye tapusunu gösteriyor. Ya işte biz yalak almadığımız için bilemiyoruz yani. Bunlar nasıl dönüyor? Nasıl yani bu kadar basit bir dil darbesiyle bu kadar mal nasıl çabuk elde edilebiliyor? Bu da tabii yani %1'lik, %2'lik, %3'lük oyu olan bir adam da bu yani. Yani ümmetinin lideri bu kadar muhtaç mı ki yani bu adama bu kadar böyle özveride bulunup villalar, arabalar, S500, S600, Mercedesler falan veriyor mesela. O da çok enteresan. Hani %10'luk bir oy oranı vardır adama
kafalarsın filan karşılığında. Anlatabiliyor muyum? Sana şunu şunu vereceğim de anlarım da yani Sinan Oğan gibi bir adama kadar ümmetin lideri düştüyse, diğer yandan da düşündüğüm zaman ümmetin lideri biraz sallantıda gibi. Ne olmuş, kimmiş bu? Bu işte yanlışlık yok mu? Yıllarca AKP'li yöneticilerin lüks araç ve çakar kullanmasından rahatsız olan CHP bu sefer kendisi aynı hataya düştü. CHP'li İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu lüks aracıyla vatandaşı dinlerken kanundan hiçbir ayrıcalığı olmamasına rağmen çakarlı aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Ya kardeşim, yani parti değişince bu adamlar dürüst mü oluyor yani? Yani sanki AKP'liler namussuz, CHP'liler, işte yöneticilerden bahsediyor. Bunlar çok şey, namuslu adamlar. Ya onlar orada fırsatını bulduğu için yapıyorlar. Yani AKP'ye gidebilse, AKP'de bunu yapabileceğini bilse, AKP'ye girebileceğini bilse, AKP'de bunu yapacak, MHP'de yapacak. Onun için ben burada hep diyorum, yani şey yok ki, Türkiye'de ideoloji diye bir şey yok ki, sol, sağ, bilmem orta sağ, orta sol, böyle bir ideoloji yok. Sosyalizmmiş, yok bilmem milliyetçilik, yok böyle davalar. Adam oradan fırsatını bulduğu için, yani orada sömürebildiği için orada adam yani. CHP'li de bunun eline onu geçirmiş, onu yapıyor yani. Çakarlı araç. Bu çakarlı araç sahiplerinin hepsine bir çakmak lazım. Ya çok iğrenç bir haber. Konya'da masaj salonu çalışan 20 yaşındaki EK arkadaşının evinde içkisine ilaç katılarak bayıltıldı. Evde bulunanların, bunu söylemeyeceğim, bunu geçiyorum, bu bize yasak şey yapacak. İğrenç arkadaşlar, iğrenç haberler Türkiye'de biliyorsunuz çok oluyor. İşte bir tuzak kurmuşlar, onları da videoya çekmişler, paylaşmışlar filan. Ya bu insanlar nasıl kendilerine bakıyorlar aynada yani, değil mi? Ben böyle bir iğrençlik yaptım, bu da canlı yayında filan paylaşmışlar yani böyle şey. Şu günün en güzel haberi, hep diyorduk ya günün en güzel haberi filan diye. MHP'li ismin oğlu PKK'lılarla göçmen kaçırmaktan tutuklanmış. Ya güzel. Zaten aynı kaynaktan beslenen şeyler bunlar. Demek ki çıkarlar ortak olunca bazı şeylerde birliktelik yapabiliyorlar. Ben çok da bir fark görmüyorum açıkçası aralarında. Evet, MHP'li ismi PKK'lılara göçmen kaçırmaktan. Hiç, iki taraf da birbirinden rahatsız değil yani. Hiç problem yok. Bir yıldır ankesörlü arama suçlamasıyla soruşturulan ve FETÖ üyeliğinden dava açılan, ancak tanık olmamasına rağmen, baylok olmamasına rağmen, bankasya hesabı olmamasına rağmen, dernek üyeliği olmamasına rağmen görevinden el çektirilen Yarbay Gökhan Ünyeli geride bir mektup bırakarak, ne gitti Allah'ın cezası, artık basmak istemiyorum buna, fotoğraflarını çekeceğim bir dahakine artık. Bayağı da haber yapmışız ha, şaka maka. Vallahi bayağı bir haber yapmışız. Hemen geç burayı. Ha. Evet. Olmaması görevden çektirilen Yarbay Gökhan Ünyeli geride bir mektup bırakarak yaşamına son verdi. Ünyeli mektupta şöyle diyor: üzülerek ifade ederim ki son bir yıldır benim şahsıma yönelik onur kırıcı idari adli tedbirler uygulanmıştır. Tam 12 yıl önce kim olduğu belirsiz bir kişi tarafından telefonuma yapılan cevapsız çağrı nedeniyle yaşadıklarım umarım kimsenin başına gelmez. Bir tane onun bunun çocuğu var ya, geçen yaptık haberini, bu Yılmaz Tunç rezalet bakanı. Bu İtolit ne dedi iki gün önceki haberde? Bir haber vardı, hatırlayın onu, şey... şey dokunulmaz, ne dokunulmazlığı, tamam o haberi de bulacağım arkadaşlar. Meclis kürsüsünden FETÖ elebaşısına metiye düzenlerin Adalet Bakanı olduğu, fotoğraf çektirmek için el pençe divan duranların milletvekili olduğu bir ortamda elbette konuyu ciddiye alma diyebilirsiniz, ancak bu duyduğum öfkeyi bastıramıyor ve kabullenemiyorum demiş. Neydi o haberi arkadaşlar, arıyorum şimdi size. Yılmaz Tunç ne demişti? Yılmaz Tunç şöyle bir şey demişti. Hemen geliyorum o habere. Onu da ta ki ara ki bulasın yani. Bulacağım ama. Sırf sizin için bulacağım. O bayağı da bir haber yapmışız. Bayağı. Ben şimdi bunu bulamaz mıyım acaba? Bulacağım lan. Sırf inat bulacağım. Bulmam lazım. Bulamadım. Şey dokunulmazlığı ya, bir şey dokunulmazlığı diyordu. Sizi bekletiyorum biraz, kusura bakmayın.
İşte canlı yayının tuhaflıkları bunlar. Bulamadım galiba. Yok, bulurum galiba. Veya bulamadım. Neyse, bulamadım arkadaşlar. Bulamadım ben onu. İşte Yılmaz Tunç şey diyordu. İnsanlar hani böyle suçlayanlar falan çıkıyor ya. Ben de o zaman demiştim işte, özellikle bu işte Almanya'da, Fransa'da falan çok oluyor. İşte şu şucu bilmem neci falan, bunları hiç araştırmadan sormadan böyle insanları yakalıyorlar, hapse atıyorlar falan. Onları ispatlaması gerekirken senin ispatlaman gerekiyor bunu falan diye. Bir şey dokunulmazlığı. Hadi onu bulun. Hadi o kelimeyi bulun. O kelimeyi arıyorum. O terimi arıyorum ya. Hadi lütfen ya, onu bulun bana. Birisinin suçu olmadan onu suçluyorsun yani. Suçu ispatlanmadan. Aha, bulamadım arkadaşlar onu. Lütfen onu. Neyse işte, tamam, biz bu habere geri gelelim arkadaşlar. Türkiye'de maalesef böyle pırlanta adamlar, işini yapan adamlar, evet, lekelenmeme hakkı, öyle bir şeydi özgür ruh, öyle bir şey demişti, ama ülkesinde hapse attı adamlar hiçbir şeyden dolayı, hiçbir şeyleri yok ya adamın, bankası, hesabı, ya olsa dahi bir şey değil zaten, ama o bile yok yani, o bile yok, adam hapiste intihar ediyor, hayatı mahvolmuş. Çünkü niye böyle bir ülkede arkadaşlar? Diyarbakır'daki Burger King saldırısını arkadaşlar, polis, bekçi, onları oraya kadar şey yapıyor, geçiriyorlar. Buyurunuz sizi şöyle güvenlik çemberini alalım sevgili saldırganlar. Götürüyorlar, bırakıyorlar oraya falan. Ondan sonra seyretmeye başlıyorlar. Kamera görüntülerinde ortaya çıkıyor. Ve bu bekçiler bilmem ne, hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Hiçbir şekilde. Hiç. Impunite. İşte cezasızlık bu. Ersan Şen geldi yine dallama. Kürt halkı yoktur, Türk halkı vardır. Kürt asıllı Türk vatandaşları vardır. Her boku da reddedin yani. Olsa ne? Sana ne? Sana giren çıkan mı var? Adam kendisini Kürt hissediyorsa Kürttür. Türk varmış, Kürt yokmuş. Zaten Kürt şey değil mi? Karda yürürken böyle kurt kurt ses çıkıyormuş. Kurttan Kürt mü olmuş? İtolid ya. Çok sinir oluyorum ben bu adama ya. Vallahi billahi çok sinir oluyorum. Bunun başka bir haberi daha var. Şu. MHP'li olduğumu söylüyorum. Seçimlerde de oyumu Milliyetçi Hareket Partisi'ne veriyorum. İyi bok yiyorsun. Aferin sana. Aferin. Çok iyi bok yiyorsun. Kendine en güzel yakışanı yapıyorsun yani. Yani senin gibi bir dallamadan ancak böyle bir davranış beklenirdi zaten. İnsan mısın sen ya? Arda Güler'e büyük saygısızlık. Bilmiyorum böyle bir şey, siz inanıyor musunuz Arda Güler'e büyük bir saygısızlık olduğuna? Milli takım antrenmanında Montenegro'nun Arda Güler'in elinden antrenman yeleğini alarak çalışmadan uzaklaştırdığı görüntüler mobbing iddialarını güçlendirdi. Bu tabii A Haber bunu yayınlıyor. A Haber yayınlıyor. Montenegro var. Montenegro muydu? Bilmiyorum, bana tuhaf geldi. Bilmiyorum siz inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz bu habere? 65 yaşındaki adam ile 20 yaşındaki genç kadının aşkı, evet diyor. Evet, olur böyle aşk mümkün. Şimdi fotoğraflara bakınca böyle bir aşk mümkün olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Uzun ömürler diliyoruz kendilerine. Evet, bunu da geçtik. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı. 25 yıldır böyle bir sıkıntı görmedim. Yavşak yavşak destekliyordun ama onları. Bu ben anlamadığım, bu şeyciler. Bir de bunlar asgari ücretlerini falan, maaşlarını böyle şey yapıyorlar ya, pazarlık yapıyorlar işte devletle güya. Sanki bunlar devlet için çalışmıyormuş gibi. Bunların bir ofisleri, arabaları, makam araçları falan var. Hiç, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sendika başkanı böyle işte, arabası olmaz, odası olmaz, makamı, böyle şeyler yok yani. Bu zaten işin doğasına ters. Adamlar böyle yaşıyorlar. Sanki bürokrat gibi yaşıyorlar falan. Sonra da işçinin hakkını, hukukunu düşünüyorlarmış gibi. Böyle çıkmış değil mi? Böyle bir sıkıntı görmedim ya. Şu anda iyi günleriniz bunlar. Daha görmedin sen. Tamam, bunu da yaptık. Evet. Sesli gazetemiz bitirelim burada arkadaşlar. Sesli gazetemiz bitsin. Şimdi ben buna basarsam bu saçma şey çıkacak mı acaba? Dur bakalım. Evet. Buna çıkmaması lazım. Yine şey. Bit ama artık sen ya. Heh. Niye çıktığını anlamıyorum. Ben
şunun çıkmasını istiyorum. O çıkıyor. Çıkmaması için kaldırmak istiyorum. Heh, tamam, tamam, iyi, şu anda iyi. Evet arkadaşlar, yorulduk biliyorum. Bayağı da bir geç oldu ya, bu kadar uzunluktur. Ama bunlar hep içinizde bir arkadaş var, onun suçu. Bana 50 tane haber yollamış yani. Ondan oldu. Sesli gazeteyi bitirelim hemen. Sesli gazete seyircisi kalmasın arkadaşlar. 3-5 dakikada lak lak ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Anlayışınızdan öpüyorum. Özgür olun, özgür kalın. Canım arkadaşlarım. Bitti. Bunu basarım ama şimdi.